Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Cehil Rebesbron yani şunu oynayacağız. Bir tane çocuk böyle, bir tane çocuk seçiyorsun, ya erkeği seçiyorsun ya kız seçiyorsun. Ben onun videolarını izlemiştim. O çocuk hep depresyonda ve bir türlü çıkmıyor, onu yanlış yapacağız. Arkadaşlar bu arada almış tenler için 990 TL. 990 diyorum. 99 TL 99 kuruş yani 100 TL. Evet biliyorum. Nasıl bir oyun merak ediyorum. Takılarsan bir şey yazdım mı sanmıştınız ama ben almadım. Şimdi takılarsan artık sıkırdım. Türkçe yok. Aa Türkçe var burada. İçerik uyarısı, boyun zorbalık ve saldırı görmeleri gibi bazı oyuncular için üzücü olabilmek için hassas materyaller içeriyor. Hani yeni oyun seçenekler Discord. Yeni oyun. İkinci Dünya Savaşı tüm Avrupa için. Evet. İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğüne kavuştu. Tüm ulus kutlama yapıyor. 5 yıl süren... Norveç'miş. Norveç'miş. Galiba kızın yaşadığı yer ve de benim. 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun. Ben doğuracağım sanıyordum. Evlat mı ediniyorum? Neyse. Hayır. Evet Kerim. Bunu istemiyorum artık. Karin'le ilgilendiğin için teşekkürler. O burada kalmaz. Merhaba yenik çocuğum. Oy. Bak eskiden ne kadar mutluymuş. Bir tane zevk gidiyormuş ama artık hiç gülmeyecek tatlım. Özür dilerim. Yükleniyor. Ay yükleniyor. Ağustos'un 17'si. Eve geldim. Aa tatlı. Tatlım. Evet çok eğlendik değil mi? Yeni arkadaşım. Ya. Ona da harika ürpetçi görümlü bir ağaç küçüğü bulduk. Aa anlat bakalım. Orada bir hazine olurdu. Ne gibi duruyordu? Gerçek bir hazine. Sonra yağmur yağmaya başladı. Anlıyorum. Ama yine de hazinemizi kırdık. Yatma saati geldi. Ha? Ah, biraz geç oldu sanırım. Evet, geç oldu. Hadi uyuyun bakalım. Evet, geç oldu. Güneş neredeyse bakmak üzere. Evet, bak şurada senin okulun arkamızı kırmızı. Güzel bir yol. Tamam. Ama bunu görmezsin. Bak, güneyin ki döndüğün için bana bir hediye verdi. Şimdi açabiliyor muyum? Çok hızlı olacak. Sokağından çekilen bir kedi görüldü. Kedinin sahibinin artık onu içeride tutmasını talep ediyor. Bu da ne? Ah yetişkin şeyleri. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğinde ağzıma çok sıkıcı oldu. Ve bana banyo sözü verdi. Evet. Gelelim banyoya gidelim.
Satma. Satlarını çözseydik, satlarını da iyi çözseydik. Bitmemiştir son okuldan. Bitmemiştir son okuldan. Otur kızım, ne yiyelim? Lapa yiyelim mi? Lapa sağlıklı, bunu yiyeceğiz maalesef. Çok lezzetli. Yeter mi bir lokumayla bayamazsın. Biraz daha alayım mı lütfen? Tabii ki de hanımefendi. Gel bakalım. Nam nam nam. Artık geç oldu. Güneş bile yatağına gitti. Nasıl gitmem lazım? Uykum var. Yatma. Gelmiş olmalı. Evet. Geç oldu. Karinin yatsına vakti geldi. Yatmadan önce hikaye okumak ya da Karin'i okşamak rahatlığını arttıracaktır. Hadi yatalım. Hadi. Cemal yanılacak. Evet, onun üstünü değiştirseydik yavrum. Ha, değiştirmişsin. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım. Evet, ama şu an sorunsun. Hadi. Hadi onu tatlım. Bir doğum günümde bana 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım? Şimdi elimizde olanlar için şükretmeliyiz. Evet, belki de. Ya... Çok eğlenceli, söz veriyorum. Tamam. Hadi bakalım uyuyun. İyi geceler. Sen de iyi geceler. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Okuyamıyorum. Geliyorum. Haberlerde. O saat yumurta üretimi düşüyor. Evet. Önemli bir şey değil. Üretimi yazık oldu. Üretimi odasına gittiğimde ışığı kapatmak için. Şimdi bir dostum artık. Yeni dostum. Sefer bayramı. Günaydın. Annenin yüzünü yıkayarak uyandır. Ay, lavabosuna gidin. Bu hızlıdır. Biz anam Artık 7 yaşındayım. 7. Ben görünüyor muyum? Evet. Kesinlikle. Saçma ama bir gecede değişemezsin. Bayağı bir kırıcı olur. Bence bu daha çok mutlu edebilirim. Uyuyacak sevelim. Bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyordu. Gönder. Bakabilir miyiz? Bakabiliriz. Hadi gel. Burada mı gönderdim? Doğum günü kutlu olsun. Orada doğmadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın. Liv. Ne olur. Tam bir trolle dokundum. Liv'den bir mektup geldi, evet. Ama trolle dokunmam yanlıştır. Sakın ona inanma aşkım, tamam mı?
ses getirerek. Gerçekten bir troll gelmiş. Aynen öyledir. Keşke bugün ve her gün birbirine oynayabilseydim ama... Jotro'daki teyzesini ziyaret edip... Hadi gel. Bilmediyorsun. Neredesin Jotro? Şimdi açabiliyor muyum? Vay canına bir top. Benim topum. Onunla oynayabilir miyiz? Oynayalım. Karınla atmak için dokunma. Karınla oynamak için bir zaman birini aldım. Doğum günü. Kızlar için mi? Tabii ki. Belki. Biraz sonra. Hayır, şimdi olmaz karın. Bunu seçeceğim ilk baştakini. Yaşasın. Hadi bakalım. Hop. Voleybol topu mu bu? Voleybol topu mu? Voleybolunla bildiklerini böyle sıkarak oynanmaz. Şöyle yapacaksın, gösteremiyorum şu an. Peki şimdi ne yapıyoruz? Deniz nasıl geçti? Karlıydı. Dört zaman. Ne yapalım? Ay bilmiyorum ki ben de. Yazdı gene bir mocukmuş sanırsam. Hartford. Bugün benim doğum günüm. Biliyorsun. Liv annesinin onun için pasta yaptığını söyledi. Ben bir tane alabilir miyim? Pastayı çok severim. Geçkinler gibi bunun yerine ama istediğine emin misin? Tabii ki sana. Tatlı yumuşak bir pasta istiyorum. Tamam. Nasıl bir sistem yapayım? Bu mu acaba? Çok çabuktum bence. Hadi bay bay kızım. Kıyafet değiştirme. Yatak odasında zaten. Aslında şey yapacağız. Kıyafet değiştireceğiz. Ne demek istersin? Ne yapacaksın sonra düşüyor? Bir dahaki. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir dahaki sefere dikkatli ol. Bu kadar endişelenmene gerek yoktur. Bizler bazen pislenir. Bunu diyeceğim tabii ki de. Uf, bunu duymak güzel. Ya canım benim. Pasta yapmaya vakti geldi mi? Ben yemek hazırlamak için mutfağa tezgahına gidiyorum. Şunu şuralara bir yerlere koy. Neyse böyle kalsın. Neyse. Ay bana ne oldu? Bunun yeri neresiydi? Hadi bakalım. Ay dur bir. Hakik. Çok heyecanlıyım. Daha önce pasta yapmaya hiç yardım etmemiştim. Hadi yapalım. Bunu pişirmek kolaydır. Hadi malzeme göz dokunup pişirmek lazım. Nefis, bu gerçekten lezzetliydi. Canım benim.
Kanka Liv'in yaptığı pasta bizden daha güzeldir. Ama bizimki Liv'den daha güzeldir. Pastayı severim. Seninki yediğimin en iyi pastaydı. Yoo. Teşekkür ederim. Nefes kestirecek. Buna böyle diyor musun? Evet. Aa, ne oldu merak ediyorum. Evet, resim kalemleri. Ne istediğimi unutmamışsın. Teşekkürler. Uygun annesine. Ve tahmin et ne oldu? Önümüzdeki hafta okula başladığında bunu kullanabilirsin. Sadece unutma. Pahalıydılar. Dikkatli kullan. Bir durumu soracağım. Tahmin et ne oldu? Önümüzdeki bunu diyeceğim işte. Ah evet, neredeyse unutuyorum. Sabırsızlanıyorum. Evet, çok zor değil mi? Dediğim için teşekkür ederim. Bayıldım. Bakın kutlarım senin için. Ah biliyordum. Ben daha bir şey demeden biliyordum dedi. Boy. Hadi şimdi bunları deneyelim. Çizimde renklendirmeye yardımcı olabilirsin. Ona gidip resim çizebiliriz. Hadi gidelim. Tamam. Ha, renklendirelim. Ha, doldurum. Azıcık şuraları da doldursaydık. Ne diyorsun? Ne diyorsun Karin'cim? Böyle önceleydi. Tabii dikkatim. Yeni kalemlerimi çok sevdim. Niye? Doğum günümün bitmesini istemiyordum. Bilemiyorum. Bence birinin yatağa ihtiyacı var. Uyumazsın. Ne yapıyorsun? Nazlı büyüsün. Evet. Bunu soracağım. Ah evet haklısın. O zaman yatağa yatma vaktim geldi. Evet hadi yat bakalım. Daha fazla da benim nöbetim ki daha fazla. Hadi uyu. Ben aldım şuralara bakacağım. Ben yapmadan önce bir kahve içer misin? Allah'ım yarabbim okurum tamam. Yaşasın. Bir kahve okumak için kahve dokundum zaten. Al bakalım. Hadi bay bay. Onları var. Ya mükemmel. Aa, taşımışsın. Sana dönmeyeceğim. Sana iyi misin? Sen de benimle patlayı da karakısını almışsın. Bu kadar. Günaydın tatili. Günaydın. Günaydın. Eski istedim. Okul sınıf günü başlıyor. Hayır, pazartesi. Hemen çıktım. Evet. Bu doğru. Hazır hissediyor musun? Kesin ve heyecanlı mısın? Okul sınıf günü başlamıyor ya. Nereden çıktı? Belki yakınım.
farklı bir yerde. Yemek yiyebilecek miyiz? Sürekli bakıyoruz. Sıcak yemekler yemeyi özlerim. Evet. Sürekli hep bunları yiyoruz. Ben de. Yakında bir iş bulacağım. Ben işsiz miyim? Benim kocam da mı yok? Ben de yakında bir iş bulacağım. O zaman daha yiyecek falan da geçmiş. Biliyorum bu harika iş bulacağım ve bir iş bulacağım. Bunu diyeceğim. Gerçekten mi? Vay canına. Evet. Sana bir tane, bir tane daha bunları. Gidecek istiyorum. Tamam. Hadi gel. Bence artık olmuşsun. Hadi gel. Bir mektup geldi galiba. Ya da gelmedi. Neyse. Bugün pazar olduğuna göre onları keşfetmeye ne dersin? Olur, onu keşfedeceğiz. Her yerde bir şeyler satın almak zorunda değilsin. Yemek bulabiliriz. Evet, hadi gidelim oğlum. Ki bu iyi. Çünkü market pazar günleri her zaman kapalıdır. Ben bunu çocuğa ne ara öğrendim? Okulda mı öğrendim? Dış mekanlar. Dışarıda yeni bölge açıldı. Normal ve gör. Güle gidelim mi? Gürü daha, gürü daha çok merak ediyorum. Şurada yemek için pastaya bakın. Bu artık geldi. Tamam. Hadi gel kaç atalım. Hadi. Hop kaç. Hoppa. Sen de hop. Kıyas yer misin? Evet. Üç tane sık var. Aha. Şap şap. Ah hayır. Aha. Şap. Klap. Ups. Faş. Evet, sekti. Bu güzeldi. Bir dolma yapalım. Bir zaman birime harcayarak. Ama boş ver. Bak mantar. Güzelsin mantarı var. Şunu da alalım. Başka. İlk vakti geldi. Bunu mu yapacağım? Hangisini yapacağım? Bu ne? Bu da rahattır. Başka kıyafet yok mu ya garibanımın? Bir kıyafet geliyor. Hadi. Allah'ım yarabbim. Eski fabrikada daha fazla işçi ihtiyacımız var. Pazartesi'den pazartesiye sabit değil. Sizce ben ne yapacağım? Peşik atacağım. Baş baş. Yazmak için bakın. Fabrika işçiniz ilanı yoksun ve bu vesile. Yok. Şeyler düşünüyorum. Çok tatlı. Tarih istediği iyi bir olmaya doğdum. Artık hiçbir çocuk benim yardım edebilirim. Biliyorum ama
o kadar da değil yani. Bazı işler için büyüksün, bazı işler için küçüksün. Bu şu sevdiğim kitap. Hikaye kitabını okur musun? Maalesef geç oldu kardeşim. Ah, iyi geçin. Evet, uyumam lazım. Tatlı kızım benim. Gelip onunla oynamak için söyledi. İş başvurusu yapar. Sunmaktan mutlu duyuyorum. Lütfen erken bir Ağustos deyince başlayayım. En erken 21. Tamam, 21'de başlayacağım. Yani yarın. Ne diyor? Haberli değil. Fabrikadaymış. İş bul diyorum. Artık işlerden karşılayacağım. Bu daha iyi olur. Ah, bu ne güzel. Evet, çok güzel değil mi? Benim canım kızım. Biliyorsun ben de ihtiyaçlarınızı karşılamaya ve yardım etmek istiyorum. Evet. Elbette biraz daha büyüdüğünde yardım edebilirsin. Ama ben büyüdüm. Hiç çekiş. Bu hiç de adil değil. Ne yapalım? Av 20. Av. Ay, bir dakika, ben seni yedireyim. Ben okul başlayacağım, ben gideyim. Bak güzel. Yemeğimi de yiyeyim. Sadece lafım var. Başka bir şey yok. Bunu yeme. Çünkü başka yemeğimiz kalmadı. Saç kırırsın. Beni anlıyorsun değil mi? Eski kıyafetlerim onlara yemek var. Değilleri hariç dedikler. Hoş değil. Evet. Teşekkürler. Bir benim en iyi arkadaşım. Şimdi onunla oynamaya gidiyorum. Hoşça kal. Tamam. Boş zamanlarınızda eşya üretebilir ve mutfak onarabilirsiniz. Mutfak masasına gidin. Ettim. Benim çok duyacak. Bu da inşallah. Dur, bu arada bir tane daha mal bir şey vardı. Ha, benim neyse. Yavrum bekle de yavrum.
gümüş. Bunu gizlem. Bunu giyecek misin? Biraz gergin görünüyorsun. Sabırsızın mı? Çok eğlenceli olacak. Endişelenmeyi bırakar yok oldu. Tamam. Çok sessizim söylüyorum. Evet, ne saydı uyu? Ben önce bir hikayeye göre zamanlar. Olmaz belki yarın. Ah tamam, ödekler öylesin. Evet. Ben çok açım. Anlıyorum ama ilk önce yüzünü yıkamam lazım. Bugün büyük gün. Evet, okula başlıyoruz. Bugün bir büyük bir kutluluğa başlıyoruz. Evet. Bu çok zor. Çok zor. Hadi artık. Zaman mı geçiyor? Yeterli sığız değil. Kocaman beni çıkmamak istiyorum. Ama oldukça büyüyüm. Evet, oldukça büyüsün, hadi. Yavrum. Sanırım markette bir tane görmüştüm. Göreceğiz bakalım. Ama oldu bir şey olmasın. Bize resim saklamıştı bu kız. Nereye sakladı acaba? Biz ikinci yüzünü bekliyoruz. Garibanlık. Ders beni okula bırakabilir misin? Bir güne kadar şey geç kalamam. Hadi git, hadi. Git. Bir son çıkarsa öğretmen sorarsın değil mi? Kutlu ol. Gel sana. Hadi git. Okula gitme. Git ya, o zamanımız kalmadı. Git. Ben de işime gittim. Bitti. Evet. Ben geldim. Ay yine ne kirlendin yavrum. Tamam, dur be. Sonra kalın. Okul tuhaftı ve hiç güzel gelmedi. Biliyorum. Biliyorum. Sakladığın şey nerede? Resim. Nerelerde olabilir ya? Bu sanki resim sakladım. Ya hala bulamıyorum ben. Nerede acaba? Zamanım da daralıyor. Neyse, gel seni ben yapayım istiyorum. Okul kitabımı bakmanı yardım eder misin? Ederim. Tamam, hadi çık. Thank you.
biliyorum kızım. Sen de amma şeysin. Tamam, özür dilerim. Gel garibanım. Yakında hapşıracaktım da pardon arkadaşlar, hapşıramadım. Neyse. Bay bay. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bye.